Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Efendim şimdi Noyan Rona var karşımda. Garanti BBVA Şangay temsilcisi. Haftanın ilk iş ve işlem gününde. Noyan Bey günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Günaydınlar, iyiyim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ çok olun. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Şimdi tabii ki dünyanın gözü kulağı Çin'de. Veriler bu hafta gelecek. Yeni veriler gelecek bu hafta. İşte enflasyon rakamları ve pek çok rakamlar açıklanacak ama gözümüz kulağımız Çin'de ama bunun bir sebebi var. Çin dünyanın fabrikası. Bu fabrika eğer tam kapasite çalışırsa dünya böyle bir oh çekip derin bir nefes alıyor. Bu dünyanın en büyük fabrikası olan Çin Halk Cumhuriyeti'nde böyle çarklar biraz yavaş dönmeye başladı mı eyvah eyvah sesleri, aman aman sesleri, bir oflamalar puflamalar başlıyor. Bu herhalde çok boşa takip edilen bir ülke değil. Yani Çin bu anlamda dünyada önemli bir aktör, başrol oyuncusu ve öyle görünüyor ki 2030'larda da hani başrollerin de böyle jön kısmını oynayacak olan bir oyuncu. Bu da tabii Amerika'yı rahatsız ediyor. Ne dersiniz? Haklısınız. Haklısınız. Hakikaten Çin son 40 yıldır üretimde her alanda büyük gelişme kaydetti ve dediğiniz gibi dünyanın üretim merkezi oldu. Hem teknolojiyi hem de daha emek yoğun sektörlerde dünyanın fabrikası gibi oldu. Buradaki tabii her türlü üretim eksikliği veya fazlalığı Çin'deki dünyadaki fiyatları etkiliyor, tedariği etkiliyor. Ülkeler Çin'in üretimine göre hesaplama yapmaya başladılar, onun fiyatlarına göre kıyaslamalar yapmaya başladılar, tedariklerini bu tarafa doğru yönlendirmeye başladılar. O bakımdan tabii Çin için önemli. Şimdi bu ay için şöyle bir şey var. Biliyorsunuz 100 yıllık tarihi olan bir Çin ihracat fuarı var. O fuar artık normal düzenine geçecek bu sene. Birkaç gün içinde başlayacak. 12 Nisan galiba. Yılda iki defa yapılıyor. Çin'in en büyük ihracat fuarı. Ve buraya ziyaretçi alınacağı, iş adamlarının geleceği, Türkiye'den de yoğun sayıda iş adamının geleceğini tahmin ediyoruz. O bakımdan Çin hani üretim ve ihracat bağlamında da normale dönmeye başlıyor diyebiliriz. Bu fuar çok önemli Çin için. Bu rakamlar tabii yani bazı yıllarda fuar süresince, 15 günlük fuar süresinde imzalanan sözleşme tutarı 17-18 milyar doları buluyordu. Şimdi bakalım bu fuarda ya yani bu sürekinde normal düzene dönüşten sonra nasıl bir gelişme olacak? O bakımdan da sizin söylediğiniz ihracat ithal rakamları, dış ticaret rakamları bunların seyri hakkında biraz daha bilgi sahibi olacağız. Bize bir veri sağlamış olacak. Peki hazır rakamlardan bahsetmişken geçtiğimiz hafta Çin Merkez Bankası'nın döviz rezervleri konusunda da bir konuşmuştuk sizinle. 3 trilyon doların üzerindeydi yanlış hatırlamıyorsam Çin'in döviz rezervi. Bu döviz rezervinin neyi ifade ettiğini, bunun biraz açılımını bize anlatabilir misiniz? Döviz rezervi evet geçen biraz geç açıklandı bu sefer. Hatta bir ay önceye göre biraz da bir artış var ama 3 trilyon 100, 120 milyar dolarlık bir rezerv var. Bu rezerv tabii Çin'in ihracat fazlası ve diğer gelirlerinden kaynaklanıyor. Bir de tabii sarfından kaynaklanıyor. Bunun da büyük bölümü Amerikan hazine bonosunda. Tabii Çin'de şöyle bir hesap yapıyorlar. Yani döviz rezervinin en az 6 aylık dış ticaret ihtiyacını karşılaması lazım. O bakımdan da bu şeyi rezervi kırılımlara böldüğümüz zaman Çin için çok da öyle çok fazla bir şey de görünmüyor. Yani çok yüksek, dehşet bir rakam gibi görünmüyor. Çin de ona göre tasarruflu davranmaya devam ediyor tabii ki. Peki bu 3.1 trilyon dolarlık paranın yüzde ortalama ne kadarı bonolardadır, hazine bonolarındadır? Hem Amerika Birleşik Devletleri hazine bonolarındadır. Ya da yabancı para biriminden, tabii ki burada euro var, dolar var, pek çok yabancı ülke para birimi var.
ne kadarı nakit dövizdedir, ne kadarı hazine bonu? Bunun belli bir şey var mıdır mesela? Açıklandığına göre, benim okuduğum kaynaklara göre şöyle, 1 trilyon dolara yakını Amerikan hazine bonosunda. 1 trilyondan biraz daha düşük. Japonya'nınki daha yüksek, Çin ikinci sırada. Daha önce Çin yıllarca birinci sıradaydı, sonra azalttılar. Döviz rezervleri içerisinde dolar miktarının %90-95 olduğu söyleniyor. Diğerleri de 7 ayrı para biriminde tutulduğu söyleniyor. Bunda euro var, İngiliz poundu var, Japon yeni var. Bu gibi paralar var. Peki hani 6 aylık açığı kapatabilecek büyüklükte olması gerekiyor dediniz ya az önce Noyan Bey. Şu anda bu 6 aylık açığı kapatabilecek büyüklükte mi peki rezervler? Tabii. Orada bir sıkıntı yok. Hani bu para aslında bizim için çok büyük ama Çin için çok büyük olmayan bir para anladığım kadarıyla. Evet, aynen öyle. Yani Çin'in daha da dikkatli davranması gerektiren bir rakam ama Çin için, yani dünya için büyük bir para. Nüfusa baktığınız zaman 1 milyarın üzerinde nüfus 1 milyar 350 herhalde değil mi nüfusu Çin'in? 140 galiba. Ha, 140 yani 1 milyarın üzerinde insan. 1400. 350'nin üzerinde evet. 1400'lük bir insan yaşayınca 1 milyar 400 milyon kişi. Tabii biz 86 milyon kişi. Yani Çin için çok küçük ama bizim için çok büyük bir para. Çok merak ettiğim bir konu var. Özellikle Çin'in İran'la Suudi Arabistan arasında yürüttüğü bir diplomasi. Şimdi Çin'de nasıl okunuyor? Tabii Rusya çok keyifli. Bir taraftan Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya, Rusya, Çin bir araya geldi. Bir Hindistan bir de aralarına katıldı. Böyle bir de birlik fotoğrafları verilmeye başlandı. Şimdi bu fotoğrafın anlamı sizce ne? Ve bu Amerika'yı rahatsız etmiyor mu? Çin'in İran'la Suudi Arabistan'ı böyle arabuluculuk yakınlaştırması? Tabii biliyorsunuz şimdi Mart ayının 10'unda 10. günü böyle bir açıklama yapıldı ve Çin gayet gizli bir diplomasiyle hiç basında yer almadan iki ülkenin dışişleri bakanlarını Pekin'de buluşturdu. Daha sonra görüşmeler yapıldı ve anlaşıldığı açıklandı. Daha sonra da İran'la iki ülke dışişleri bakanları doğrudan görüştüler. Bir telefon görüşmesi yapıldı ve anlaşmanın sürdürülmesi yönünde irade beyanında bulundular ve kısa sürede buluşmak üzere anlaştılar. Hatta İran'ın bu konuda 3 yer önerdiği buluşmak için söylendi ama yerler açıklanmadı. Nihayetinde geçtiğimiz hafta iki bakan tekrar Pekin'de bir araya geldi. Ve 2 ay içerisinde karşılıklı büyükelçilik ve konsoloslukların açılması yönünde harekete geçildiği söylendi. Nitekim iki ülke karşılıklı heyet gönderdiğini duyuyoruz. Çin basını böyle yazıyor. Yani konsolosluk ve büyükelçinin açılması yönünde çalışmalara başladılar. Dolayısıyla 2 ay içerisinde açılacak deniyor. 1 ayı geçti. Herhalde 1 ay içerisinde bunu da işte Riyad ve Tahran'da büyükelçiklerin açıldığını duyacağız diye düşünüyorum. Tabii bunun Çin'de yansıması çok önemli. Burada tabii Amerika'ya çok derin mesajlar var. Çin yürüttüğü diplomasinin tabiri caizse başarısının keyfini çıkartıyor. çünkü hem İran hem Suudi Arabistan Çin için çok önemli bir tedarik ülkesi. Onlarla çok özel anlaşmaları var. Yani Çin açısından hem petrol tedariğinin güvenliğini sağlamak, böylelikle iki ülkeyi bir araya getirmek ve daha güvenli bir petrol akışını sağlamak, hem de bu ülkelerle olan ticari ilişkilerinin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak. Biliyorsunuz İran'la 15 yıllık büyük bir anlaşma imzaladılar. Geçtiğimiz yıl Çin Devlet Başkanı ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'daki Arap zirvesinde, Körfez zirvesinde yaptı. Dolayısıyla bu ilişkiler hem Çin'in Suudi Arabistan'a son dönemde önemli yardım ve katkısı hem de İran'la olan ilişkisini topladığınızda bunlar özel Çin için. Ayrıca tabii Amerika'ya verilen de bir mesaj var. Yani dünyanın patronu sadece siz değilsiniz. Biz de burada kendi menfaatlerimizi koruyacak kapasitedeyiz ve bunu da yapabilecek gücümüz var anlamında. Tabii Çin'de bir de bu diplomasinin çok gizli ve hiç duyulmadan yönetilmesi ve sonuna da başarıyla sonuçlanması, Çin'in bu konudaki yönteminin
Çin tarafından yani Çin'de öyle algılanıyor. Bizim yöntemimiz diğer yapılan barış görüşmelerinden çok daha etkin. Çünkü hiç ses çıkartmadan, basını şeyi katmadan bütün sorunları kendi aramızda hallettik ve sonuçta olumlu bir sonucu dünyaya açıkladık. Bu tabii Çin'e şöyle bir güven verdi. Ukrayna-Rusya probleminde Çin'in bu konuda da başarılı olabileceğine dair ümitleri arttırdı. Yani Çin biz burada daha da etkin olabiliriz ve barış görüşmelerini destekliyoruz. Bunu ikna etmeye çalışıyoruz şeklinde. Nitekim hem Macron'un ziyaretinde hem de Avrupa Komisyonu Başkanı'nın ziyaretinde bunlar da dile getirildi. Dolayısıyla Çin'de dış ilişkiler, diplomasi alanında elde edilmiş bir başarı var. Ve Çin buna da katkı yapmaya hazır olduğunu tekrar söyledi. Yani bu İran ve Suudi Arabistan'daki problemin çözümüne. Şimdi tabii bir yandan da Ukrayna ve Rusya probleminde daha etkin rol alabiliriz diye bir güven var Çin'de. Amerika Birleşik Devletleri'nin hesap edemediği bir şey Çin'in ne kadar derin bir ve güçlü bir ve köklü bir devlet geleneğinin ve diplomasisinin olduğunu biliyorlar ama bu kadar derinden ve bu kadar sessiz ve bu kadar büyük bir operasyonu nasıl gerçekleştirildi? Tabii bu Amerikan başkanları şimdi tweet atarak diplomasiye yön vermeye çalışıyorlar ama Çin'in tweetle falan hiçbir işi olmaz. Bunu buradan söyleyelim. Çin şöyle bir mesaj veriyor bana göre de. Sen benim arka bahçem Tayvan'da uğraşırsan ben de senin arka bahçen Suudi Arabistan'da uğraşırım mesajını veriyor. Ve ben 2024 yılında belki de bu yıl bir bomba atayım öyle bitirelim hadi programı. Ben 2024 yılında Çin, Amerika'nın belki bir sıcak savaşın eşiğine gelebileceğini ve dünyadaki asıl rekabetin Rusya ile Amerika değil, Çin ile Amerika olduğunu söyleyelim. Ve Noyan Bey teşekkür ediyorum. Size cuma günü kaldığımız yerden devam edelim. Çok keyifli, hiç bitmesini istemediğim sohbetiniz. Ama maalesef bir reklam arası vereceğiz. Haftaya kadar, cumaya kadar da herkesin sabretmesini isteyeceğiz. Bakalım yeni bombalarımız, yeni haberlerimiz olacak mı? Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın Noyan Bey. Görüşürüz. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Borsası'nın üyesi Philip Capital sundu.